Herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Bugün bu şalın yapımını anlatacağım. İster gelin şalı, ister günlük şal olarak örebilirsiniz. Yıllar önce bir örgü kitabı çıkarmıştım. Bu şalın yapımını burada da göstermiştim. 130 karma model, bebek, çocuk ve yetişkin, 248 sayfa. Elimde mevcut olan bu kitaptan satın almak isterseniz sağ üst köşeye iletişim notunu bırakıyorum. Bu şalın yapımını kitabımda da anlatmıştım. Sevgili Vilda'nın Ankara'da oturan arkadaşından esinlenerek bu şalı ördük. Hem Vilda'na hem arkadaşına buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şalın yapımı gerçekten çok kolay. İlmek arttırıp daha sonra sökülerek yapılan bir örgü tekniği. Bu gelin şalı, bu da günlük kullanabileceğimiz bir şal. 124 ilmekten başlanıldı. Her iki kenarda 9 ilmek haroşa tekniği uygulandı. 2 ilmek düzün ortasından 1 ilmek arttırılan modelden tam 17 tane, aralarında da 18 tane ters örgü kullanıldı. 16 sıra ördükten sonra İkinci model kurumu uygulandı ve bu şekilde şalımız devam etti. Üst üste saydığımızda bu örnekleri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane gelin şalının ölçüleri biraz daha farklı. 118 ilmekten başlanıldı. Her iki kenarda yine 9'ar ilmek haroşa uyguladık. Ve birinci sıra modelde 4 ilmek tersten 17 tane var saydığımızda aralardaki. Örnek kurumu da tam 16 tane. 2 ilmek düzün ortasından 1 ilmek artırarak 16 sıra ördükten sonra ikinci sıra model uygulanıldı. Burada da 17 tane model var. Aralarında da 16 tane ters var. Bu şekilde örneklerin yeri değişerek üst üste örgüyü, şalı ördük. Üst üste modeli saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sıra model uyguladık üst üste. Bu da gerçekten çok güzel bir gelin şalı. Örmenizi tavsiye ederim. Gelin şalına uygun olsun diye inciler kullandım. 2 yumak alize angora gold, simli de olabilir. 550 metre 100 gram, %80 akrilik, %20 yünlü. 2 dizi inci, yarım santim genişliğinde delikli yarım inci, 200 tane. İğneler, tığ, makara, makas. Eli sıkı olanlar 4,5, gevşek olanlar 4 nolu şiş ile örebilir. Günlük şalda da yine alize angora gold'un simli ipini kullandım. Tabi simsiz de olabilir. 4 ya da 4,5 nolu şiş, delikli imitasyon paralar, tığ ve makas da gerekli. Eli gevşek olanlar 4 nolu şiş ile, sıkı olanlar da 4,5 nolu şiş ile bu şalı örebilirler. Ben size test örgüsü üzerinde anlatacağım. 4,5 nolu şişe yine alize angora gold ipi ile test örgüsü üzerinde size anlatacağım. Bu renkten daha önce de bir filar yapımını paylaştım kanalımda. Açıklamalar kısmına ve sağ üst köşeye linkini ekliyorum. Bu gelin şalının ölçülerinde yapalım. Ben 46 ilmek başladım ama siz 118 ilmek atınız. 4 ya da 4,5 nolu şişe. Birinci sıra örgünün tersinde
9 ilmek kenar haroşa örüyorum. Haroşaları ben ip öbür yönde örerek devam ediyorum. Siz kendinizden tarafta da örebilirsiniz. 9 ilmek kenar haroşa ördükten sonra örgünün arkasında yine 4 ilmek düz ama örgünün önünde bu 4 ilmek ters görünecek. Örgünün arkasında 4 ilmek düz örüyorum. Yine model kurumu olan yerde 2 ilmek ters örüyorum. İkinci sırada bakıldığında bu düz görünecek. 4 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters olarak devam ediyorum. 46 ilmeği. Siz 118 ilmek olarak başlayın ve bu sayılarda birinci sırayı örgünün tersinde söylediğim şekilde örünüz. Son ilmekleri de 9 ilmek kenar haroşası olarak tamamlayabilirsiniz. Son 13 ilmeği de 4 düz ve 9 haroşa olarak sırayı, birinci sırayı tamamladım. Burası örgünün arka kısmı oluyor. Şimdi şişi çevirdim. Örgünün ön yönündeyim. İlk kenar ilmeğini örmedim. Herkesin ilmek atışı farklı olabilir. 9 kenar haroşayı ördüm. İpi kendimden tarafa çevirdim. 4 ters ördüm. Tekrar öbür yöne çevirdim. 2 düzümüz var. 1 düz ördüm. İp doladım. Tekrar 1 düz ördüm. Modelimizi kurmuş olduk. Tekrar 4 ters ördüm. İpi öbür yöne çevirdim. 1 düz ördüm. İp doladım. Tekrar 1 düz ördüm. İpi kendimden tarafa çevirdim. 4 ilmek ters ördüm. Tekrar 2 düzün ortasından 1 ilmek doladım. 4 ters ördüm. Ve son 9 ilmeği de haroşa olarak tamamladım. Sizler 118 ilmek üzerinden modelinizi bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Örgünün arkasında ve üçüncü sıradayım. Burada yine ilk kenar ilmeğini örmedim. 9 ilmeği haroşa olarak ip öbür yönde ördüm. Tekrar örgünün arkasında önde ters görünen ilmekleri 4 düz ilmek olarak ördüm. Doladığımız kısım arkada 3 ters olarak gözükecek. Ön tarafta 3 düz. Bu şekilde 4 düz, 3 ilmek ters, 4 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak ördüm 3. sırayı. Düzleri düz, tersleri ters, kenar haroşalarını da haroşa olarak tam 16 sıra örüp geldim. 16 sıra sonra örgünün ön yönü ve arkası bu şekilde. Örgünün önünde ters sıraları sayarsak, ip dolamadan sonraki sıralardan sonraki 16 sırayı tersinden saydım. Ve örgünün önünde bu arttırmalı kısımların yerlerini değiştiriyorum. Yine kenar haroşası için İlk kenar ilmeğini örmeden aldım ve sıkıştırdım. Tekrar geri kalan ilmekleri ip öbür yönde haroşa ördüm.
Sırada 4 ilmek ters var. Bu 4 ilmek tersin bir ilmeğini yine ters olarak örelim. İkinci sıra örnek kurumunda. İpi kendimden tarafa çeviriyorum. Bir ilmek ters ördüm. 9 ilmek kenar haraşosundan sonra ve burada model kuruyorum. Bir düz ördüm. Doladım. Tekrar bir ilmek daha düz ördüm. Bu 4 ilmek tersten bir ilmek daha ters kaldı. İpi çevirdim. Bir ters ördüm. Tekrar bir ters ördüm. Arttırmış, dolamış olduğum ilmeği boşa bıraktım. Şişten çıkardım. Tekrar ters ördüm. Tekrar ters ördüm. 4 ters olmuş oldu. Yine burada ipi öbür tarafa çevirip bir düz ördüm. İp doladım. Tekrar bir ilmek daha düz ördüm. Şimdi ipi çevirdim. Bir ters ördüm. İkinci tersi ördüm. Altta doladığım ilmeği boşa bıraktım. Tekrar ters ördüm ve bu şekilde devam ettim. Boşa bıraktığım ilmekleri de bu şekilde söküyorum. En zevkli kısmı. Stres atmak için harika bir yol. Boşa bırakılan ilmekleri de söktüğünüzde görüntüsü harika bir model örnek çıkıyor. Birinci model kurumunu tamamlayıp ikinci modeli de kurmuş olduk. Bunu da yine aynı 16 sıra ördükten sonra tekrar üçüncü modele geçiyoruz. 16 sıra ördüm, geldim ve saydığımda 16 sıra sonra örgünün arka kısmı bu şekilde. Örgünün ön yönü de bu şekilde ve tersten saymak daha kolay. 16 sıra sonra 3. model kurumu için yine kenardan ilk ilmeği örmeden aldım. Sıkıca kenarındaki diğer ilmekleri haroşa ördüm ve burada 1. sıra model uygulaması gibi ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Birinci sıra gibi. Bir ilmek ters ördüm 9 haraşodan sonra. Tekrar ikinci tersi ördüm. Doladığım ilmeği boşa aldım. Üçüncü tersi ve dördüncü tersi ördüm. Tekrar burada yine model kurdum. 4 ters model kurma, 4 ters model kurma. Tıpkı 1. sıra model kurumundaki gibi ters ve düzlerin yerlerini değiştirdim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örgüme devam ettim. Sizler de bu örnekten yola çıkarak ister günlük şal, ister gelin şalı ya da atkı örebilirsiniz. Her örnek kurumundan sonra boşa bırakılan ilmekleri muhakkak sökerek devam ediniz örgünüze. Çünkü hafif yün oranı olduğundan tüyleri tutabilir. Fazla oturmadan sökmenizde fayda var. Sökmesi de gayet kolay.
Şalın birinci sırasında 16 tane, ikinci sırasında 17 tane sökmeli. Üçüncü sırasında yine 16, dördüncü sırasında yine 17 tane sökmeli model uygulanır. Bunların sıraları da 16 sırada bir değişir. Ben bu şekilde 4 örnek kurup geldim. Sizler hangi şalı yapmak isterseniz, yeşil şalda üst üste 23 model, gelin şalında da 24 model uyguladıktan sonra kesme işlemini şu şekilde yapalım. Kesme işlemi yaparken son sıralarda örgünün ön yönünde modeli değiştirirken artık ip dolama yapmadan bu sırayı örelim. Kenar 9 ilmek haroşayı ördüm. Bir ters ördüm. Tekrar ikinci ters ördüm. İpi bıraktım. Üçüncü tersi ve dördüncü tersi ördüm. İlk başlangıçtaki gibi 2 düz ördüm ama arttırma yapmadım. Tekrar ters, ters, bıraktım, ters, ters. Bir düz dolama yapmıyoruz. Çünkü örgünün arkasında artık kesme işlemi yapacağız. 23 ya da 24 model uyguladıktan sonra sizler de son sıraları şalın kesim sıralarına gelince bu kurala uymaya dikkat edelim. Kısacası 23 ya da 24 bölüm ördükten sonra son modeli kurarken arttırma yapmıyoruz ve söktükten sonra örgünün arkasında kesme işlemini normal gevşeklikte yapalım. İki ilmeği birlikte keserek normal sıkılıkta tamamını keselim. Kesme işleminden sonra ister saçak yapabilirsiniz ya da şu anda gösterdiğim şekilde sıfır nolu 2.1 milimetrelik tığ ile en köşe kenardan sık iğne ile tutturup normal gevşeklikte 10 zincir çektim ve daha ince bir tığ yardımı ile bu şekilde paranın deliğinden geçirip yine sık iğne ile sıkıştırdım. Ama zincirleri normal gevşeklikte çektim. Yine 10 zincir çektikten sonra haroşanın diğer kısmına battım sık iğne ile. Ve daha sonraki olan kısımları da ters örgü aralarına batarak önce 10 zincir çektim. Daha ince bir tığ yardımı ile paranın deliğinden ipi geçirdim. Sık iğne ile sıkıştırdım. Ve tekrar 10 zincir çekip 4 ilmeklik tersin ortasına batarak bu şekilde paralı bir saçak yapmış oldum. Dediğim gibi sadece ipten de saçak yapabilirsiniz ya da püskül yapabilirsiniz. Örgünün arkasında fazla olan ipleri de bu şekilde temizleyebilirsiniz. Sizlere sadece bir kenarda test örgüsü üzerinde gösterdim. İki kenarı aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Gelin şalında ince ve kalın iğneler kullandım. Yarım santimlik iki delikli inciyi ikinci modelin bu kısımlarına diktim. Bu inci yuvarlak değil, yarım inci. Alırken buna muhakkak dikkat ediniz. Ben sizlere test örgüsü üzerinde gösteriyorum. Tabii ki siz örmüş olduğunuz beyaz ya da krem rengi şalın üzerine bu incileri dikersiniz.
Evet, diktim geldim. Şimdi incileri de nasıl yapalım? İki katlı ipe düğüm attım ve ilk haroşa kısmının başlangıcına birkaç kez sabitledim ipimi ve 7 tane inciyi uzun bir iğneden geçirdim. Tekrar 7.'den bir kez daha geçirip sıkıştırdım. Tekrar 6. ve sırayla diğer incilerin içerisinden geçip ipimi çekerek ilk başlangıç yere birkaç kez dikerek sabitledim. Gelin şalı yapmak isteyenler bu yöntem ile model ortalarına yetişerli olarak bu incileri bu şekilde dikebilirler. Sıkça tekrarlıyorum. Bu modeli ister atkı, ister gelin şalı, ister günlük şal olarak tasarlayabilirsiniz. Hatta üzerine birçok fikirler ilave edip ölçülerini, sayılarını değiştirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Günlük olarak kullanacağınız şalı fular olarak da kullanabilirsiniz. Bir öğretmen emeklisi olarak sizlere Hobi Saati kanalımda arada çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen tasarlamış olduğum örgü modellerini, bazen de sağlıklı atıştırmalık tarifleri olarak mutfağımdan sesleniyorum. Çoğunlukla kendi tasarladığım örgü modellerini ve özgün geri dönüşümlerimi paylaşıyorum. Ama farklı yerlerden fikir alırsam ya da esinlenirsem bunları da emeğe saygıdan dolayı belirtiyorum. Bu sebeple bana vesile olduğu için Vilda'nın sevgili arkadaşına bu örneği bize öğrettiği için çok teşekkür ediyorum. Hem Vilda'na hem de arkadaşına buradan yine sevgilerimi gönderiyorum. Bu modeli onlardan esinlenip ben de sizlere bir şal üzerinde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur ve umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten büyük emekler vererek sizlere en güzel içerikleri, en güzel fikirleri anlatmaya çalışıyorum. Ve buraya kadar beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilir, çıkan bildirim ziline basabilirsiniz. Bu videoyu da sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Şimdiden güzel yorumlarınız için yine teşekkür ediyorum. Herkesin bir hobisi olmalı felsefesinden yola çıkarak şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.